O grubun evet, içerisinde 22 siz neden kuruldu, ne yapacak? 2018 yılında genel başkanımızın talimatıyla kurduğumuz, zaten ekonominin bu kadar kötü gittiği bir noktada bir ekonomi masası kuralım ki hiç olmazsa hükümete de yön verebilecek mesajlarımız olabilir düşüncesiyle kurduk. 2018'de ben de milletvekili seçildikten sonra ekonomi masası üyelerinden biri oldum. İş dünyasından gelenlerden biri. 22 milletvekilimiz var. Bunların 11-12 tanesi iş dünyasından gelen milletvekili. Diğerleri de bürokrasiden gelen. İşte Faik Bey gibi, Akif Bey gibi. Faik Öztrak, Akif Hamza Çebi, Abdüllatif Şener eski bakanlarımızdan onlar var. İlan Kesici var. Onlar eski DPT'ci, maliye uzmanları filan. Böyle bir grubumuz var. Bu grupla beraber çalışmalarımızı şehir şehir sürdürmekteyiz. Hı hı. Her şehrin raporlarını ve inisiyatiflerini ayrı ayrı ele almaktayız. Hatta şehirleri geçip şehirlerin ilçelerindeki özelliklerini de ele alıyoruz oralara gittiğimiz zaman. Hı hı. Ben daha yeni cumartesi günü Bartın ve Karabük'ten geldim. O iki şehrimizi gezdik. Kar vardı ama olsun, biz seyahatlerimize devam ederiz dedi. Halk da çok mutlu oluyor. Burada esnaf teşkilatlarımızla beraber oluyoruz. Sanayi odalarımızla, ticaret odalarımızla, organize sanayi bölgelerimizle, iş dünyasıyla iç içe oluyoruz. Toplantılarımız çok spesifiktir bizim. Öncelikle bir basına açık toplantı yaparız. Biz işte 9-10 oraya kaç milletvekiliyle gitmişsek. Oranın ileri gelen iş dünyasındaki insanları, işte sanayi odası, ticaret odası, esnaf odası birlikleri falan başkanları gelir, ileri iş adamları gelir. O basın toplantısında Faik Bey bir sunum yapar. Faik Bey'in sunum bittikten sonra basına teşekkür ederiz. Basına kapalı. Biz bize bir toplantıya geçeriz. O toplantı esas bizim için çok önemli bir veridir. O toplantıda insanlar içini açarlar. Bize notlar verirler. Sorular sorarlar. Neler yapacağımızı izah ederiz onlara. Onların taleplerini alırız. Ve böyle fevkalade güzel bir çalışma atmosferimiz var. 36. ili bitirdik. Birebir. Önümüzdeki süreçte inşallah İzmir'e de geleceğiz. İstanbul var. İşte bu arada Samsun ve herhalde Artvin yapacağız. Çok keyifli geçiyor. Ama şöyle keyifli geçiyor. İnsanlarımıza ulaşmak keyif veriyor. Fakat insanların dertleri o kadar çok ki, bizim de derdimiz çok. Yani böyle bir iktidara biz layık değiliz Türkiye Cumhuriyeti olaraktan. Böyle bir rejime de biz layık değiliz. Biz parlamenter düzene, Cumhuriyet kurulduğu tarihten beri alışmış bir insan kitlesiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar olaraktan. Ama burada tek adam Covid döneminde gece saat 12'de bakkallar kapanacak, kahveler kapanacak. Böyle bir anlayışla biz idare edilemeyiz. Yani biz demokratik, Cumhuriyet Atatürk'ün ilkelerinde bir ülkede yaşayan insanlarız. Milli eğitimde de bu tip kararlar çok sıkıntı yaratmıştı. Acayip tabii ki. Milli eğitimde, sağlıkta, evet. Yani tarımda, her şeyde, ekonomide ben faizleri düşüreceğim. Niye düşüreceksin? Eylül ayındaki işte yaşadığımız o ekonomik kriz tek adamın verdiği karardan dolayı. Efendim NAS var. Biz NAS'a göre hareket etmemiz lazım. Faizleri bu kadar yüksek veremeyiz. Faizleri yüksek veremezsen sen faizle para alıyorsun. %6,5 Libor'la Avrupa'dan para buluyorsun. O ne hikaye? Yani mecbursun. Kredi faizlerinden bahsediyor. Evet. Dünya ekonomisi böyle dönüyor. %19'muş faizler çok yüksekmiş. Efendim çekelim aşağıya. O günkü Merkez Bankası ve o günkü Lütfü Elvan, Hazine Bakanı yalvardılar adama ya. Biz biliyoruz. Yalvardılar. Efendim olmaz bu. Türkiye alt üst ederiz. Dolar fırlar gider. Yok yapacağız. Ben faize karşıyım. Ya, faize karşıyım. Bugüne kadar günaydın. Faizler ödenip duruyor. Hazinenin faizleri ekonomik olaraktan İngiltere'deki tefeciler ödediğimiz 198 milyar dolar 18 yıllık faizler. Onlar ne? Hep böyle görsel, hep böyle şov siyasetleriyle Türkiye'yi bitirdiler. Bu iktidar bitirdi. Gerçekten zor günler, çok zor günlerdeyiz. Biz ekonomi masası olaraktan bu zor günleri aşacağımıza, temin de size dediğim gibi tarımla, enerji darboğazını aşacağımız noktalarla, denizlerimizle, hayvancılığımızla ve yerel yöneticilerimizle ve yerel şu anda üretim yapan hakikaten Türkiye'nin aslan sanayicileriyle bu işleri çok rahatlıkla atacağımızı biliyoruz. Şimdi izleyenlerimiz